İyi günler, ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Ekonomi gündeminde bugün faizsiz finansı, diğer bir deyişle katılım bankacılığını konuşacağız. Katılım bankacılığı Türkiye'de hızlı büyüyor. Katılım bankaları tasarruf sahipleriyle kar zarar ortaklığı ve risk paylaşımı bulunması, risk paylaşımında bulunarak tasarruf sahiplerinden topladıkları fonları faizsiz enstrümanlarla reel sektöre kazandırıyor, ekonomiye kazandırıyor. Bu anlamda da önemli bir yere sahip. 6 yıl önce kamu bankaları da işe dahil olmuştu ve böylelikle sektör daha hızlı bir büyüme kaydetmişti. Bankacılık sistemi içindeki payları da o 6 yıl önce %4'lerdeydi, şimdi %7'lerin üzerine çıktı. Bu kamu bankalarının da dahil olduğu sistemde vakıf katılım da bu yıl 5. yılını kutluyor. Vakıf katılım Genel Müdürü Sayın İkram Göktaş konuğumuz. Hoş geldiniz İkram Bey. Hoş bulduk Fatma. Evet, katılım bankaları hızlı büyüdü dedik. Öncelikle izleyicilerimiz katılım bankacılığının genel çerçevesini görsün diye sektörde genel geleneksel bankacılık sektörü içinde neredesiniz? Bunu kısaca anlatır mısınız? Tabii ki. 1984 yılında başlayan bir hikaye özü itibariyle. O günden bugüne katılım bankacılığı özellikle son 15-20 yıldır devletin de verdiği desteklerle hızlıca büyümeye devam ediyor. Tabii bu süre içinde 2001 yılı, 2008 yılı farklı krizlerle birlikte bir takım gelgitler de yaşadı. Ama sizin de az önce bahsettiğiniz gibi en son kamu katılım bankalarının devreye girmesiyle %3'lere 4'lere düşen payı bugün 7.2 şeklinde oluştu aktif büyüklük olarak. Ve kamu katılım bankalarının toplam katılım bankacı sektörünün içindeki payı da %30'lara ulaştı bu arada. Tabii bu 5-6 yıl gibi bir süre içinde gelinen önemli bir nokta. Önümüzdeki dönemde de devletimizin desteğiyle, gelecek olan sermaye ile birlikte de yani kamu sermayesiyle biz bu büyümenin artarak devam edeceğini ve nihai hedefi olan katılım bankacılığının 2025'e %15'e hızlı bir şekilde ulaşacağını düşünüyoruz. Evet. Peki faize duyarlı kişiler bu sektöre teveccüh gösteriyor. Vakıf katılım da bunlardan biri. Vakıf katılım ne kadar büyüdü? Özellikle 2020 yılında yayından önce %70'lere varan bir büyümeden bahsettiniz. Çok hızlı bir büyüme. Doğrudur. Geçen yıl pandemiye rağmen aslında çok iyi bir yıl geçirdik büyüme açısından. Çünkü yine geçen yıl hepinizin malumu ekonomi, kamu bankaları ciddi manada desteklediler. Bu süreç içinde çok farklı destek paketleri devletimiz tarafından piyasaya sürüldü. KGF ile birlikte biz bu destek programlarının tamamına katıldık. Tabii bunların tamamına katılmamızın bize sağladığı bir çok farklı ve çok ciddi sayıda müşteri edindik. Yeni müşteri edindik. Konut tabii, kredi faizleri aşağı çekilmişti. Otomotivde doğrudur. Orada da vardık. Tabii bu teşvikli mekanizma geldiğinde ciddi anlamda bir rağbet gördü gerçekten o dönemde. Hatta konuttaki stokların önemli bir kısmı eridi hepimizin bildiği gibi. İşte o furyada bizler de destek verdik ve ciddi manada müşteri sayımız arttı. Müşteri sayımızın artmasıyla birlikte de tabii toplam riskimizde de bir artış, kredi oranlarımızda da bir artış sergiledik. Baktığınız zaman vakıf katılımı toplam aktiflerdeki büyümesi 75.2, yani 53.2 milyar TL'ye ulaştı toplam aktiflerimiz. Topladığımız fonlar olarak baktığımız zaman %72.4 gibi bir büyüme ile 39.6 milyar TL'ye ulaştık. Kullandırılan fonlar tarafında yani reel sektöre verdiğimiz desteğe baktığınız zaman da 58.8 gibi bir büyüme ile 143.1 milyar TL bir fon büyüklüğüne ulaştık. Tabii rakamlar böyle büyüyünce doğal olarak bunun bankamızın karlılığına da pozitif etkisi kaçınılmaz oldu. Evet, sukuk gibi, murabaha gibi enstrümanlar var. Katılım bankacılığında yeni enstrümanlar dahil olacak mı? Çok da bilmiyor aslında yatırımcı. Neler olacak? Tabii, murabaha katılım bankacılığının aslında en klasik enstrümanı. Peşin satın alınan malın vadeli olarak satılması şeklinde. Bu zaten katılım bankacılığının kuruluşundan bu yana en çok başvurduğu yöntem. Son yıllarda sukuk adını verdiğimiz işte kira sertifikalarıyla ürün çeşitlenmesine gidildi. Burada da önemli bir kısmı tüzel yatırımcılara olmak kaydıyla ciddi sukuk ihraçları yapıldı. Son dönemde halka arzlarla da sukuk ihracına çıktık vakıf katılım olarak. Tabii halka arzın esprisi aslında daha küçük tasarrufları olan insanların da artık bu imkandan faydalanması şeklinde oldu.
Katılım bankacılığı sisteminin özüne baktığınız zaman aslında bir ortaklıktan bahsediyoruz. Kar zarar ortaklığı öz itibariyle. Böyle olunca da tabii çok farklı mudaraba müşarika dediğimiz sistemler gündemde. İşte bunlar üzerinden yeni yeni ortaklıklar peşinde koşuyoruz. Şu anda da hani yaptığımız işlemler de var. Onun dışında girişim sermayesi yatırım fonları hepinizin malumu. Ciddi manada altyapısı oluşturuldu. Mevzuat gerçekleştirildi. Bu böyle baktığınız zaman da geçmişte bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bilişim Vadisi ortaklığında bir girişim sermayesi yatırım fonu kurduk. Bu bir test sürüşü olarak görebiliriz bunu. Bugün rakamlar çok büyük değil ama orada inşallah yatırım aşamasına geliyoruz yavaş yavaş. Onun dışında Kalkınma Bankası ile birlikte diğer kamu katılım bankalarını da yanımıza aldık. Beraberce iki tane ayrı girişim sermayesi yatırım fonunu kurduk. Yine bu fonlar üzerinden de orada bir takım sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. İnşallah bir tanesi yüksek teknoloji olmak üzere, bir tanesi de genel olarak KOBİ'lere yönelik olmak üzere biz bu fonlar üzerinden de piyasadaki firmalara ortak olacağız girişim sermayesi ve belli bir süre sonra da bu firmalardan çekilmek suretiyle aslında reel ekonomiyi farklı bir şekilde de destekliyor olacağız inşallah. Evet, arkasında bir mal bir hizmet olmadığı için bu sektör daha güvenilir gibi geliyor bana. Hani son yıllarda yaşadığımız o kapitalizmin krizlerinde de faizsiz sisteme geçildiğini gözlüyoruz bir anlamda. Hani Avrupa'da, Amerika'da. Gerçi bu işin tabii felsefi kısmı ama siz bunu pratikte hayata geçiriyorsunuz. Tabii katılım bankacılığı özü itibariyle reel ekonomi gerçek manada destekleyen bir mekanizma. Niye? Çünkü kullandırdığınız fonun karşılığında ne aldığınızı biliyorsunuz ya da müşterinizin neye yatırım yaptığını biliyorsunuz. Tabii bir finansçı olarak verdiğiniz fonun nereye gittiğini biliyor olmak o fonun dönüşüyle ilgili de size bir fikir oluşturuyor doğal olarak. Biz bu manada sistemin oldukça verimli ve geçerli olduğunu düşünüyoruz. Hatta 2008 krizini hepimiz hatırlıyoruz. 2008 krizinde dönemin papası çok ciddi manada yapılan incelemeler sonucunda sistemin etkilenmediğini ya da görece krizlere konvansiyonel mekanizmadan daha az etkilendiğini gördü de Vatikan olarak sistemin incelenmesi talimatı vermişti. Hatta ben bir şey hatırlıyorum, bir görüntü hatırlıyorum. O dönemde bu konuda yapılan bir takım yürüyüşler vardı. O yürüyüşlerde hanımefendinin bir tanesi İslami şekilde bankacılık yapalım diye bir döviz taşıyordu. Yani, Papa bile önerdi diyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü mekanizma doğru mekanizma. Reel ekonomiyi gerçek manada destekleyen bir sistem. Evet, paradan para kazanmanın sonucu hep krizler olarak karşımıza çıkıyor. Peki vakıf katılım altın ve gümüş işlem hacminde Borsa İstanbul'da kıymetli taşlar ve madenler borsasında da önemli bir paya sahip. O devam ediyor mu, o liderlik? Devam ediyor çünkü hani biz orayı bir niş alan olarak belirledik. Orada da mevcut stratejimizi işte hükümetimizin stratejileri paralel olarak götüreceğiz. Orada ihracat tarafında geçtiğimiz yıl, evvelki yıl aslında, tabii bu yıl geçen yılın verileri daha yayınlanmadı. Yaptığımız 6 ton ihracatla finans kuruluşları için 2019 içinde, evet, birinci 6 ton ihracat, doğru. Altın ihracat. 2020 rakamları da açıklanmadı henüz ama orada da yine önemli bir payımızın olacağını düşünüyoruz. Tabii burada asıl olan ithalat tarafı. İthalat tarafı altında çok fazla. İşte orayı nasıl dengeleriz cari açığa etkisinde düşünerek işte bu manada hükümetimizle birlikte ortak hareket ederek kamu katılım bankaları ve aslında altında etkin olan katılım bankaları bir mekanizma içinde destek verme gayreti içinde olacağız. Evet. Peki Merkez Bankası bünyesinde katılım bankacılığı müdürlüğü kuruldu yıllar sonra. Merkez Bankası'nın da bu işe el atması sektörü nasıl etkileyecek? Aslında geç kalınmış bir adım olarak görüyoruz. Çünkü bankacılık sistemi dendiğiniz zaman, bankacı kanununa baktığınız zaman katılım bankacılığı orada yer alan bir bankacılık alanı. Fakat işin Merkez Bankası'ndan likidite sağlama imkanlarına geldiğinde geçmişte konvansiyonel bankalarla kıyaslandığında bir takım dezavantajlarımız vardı. Merkez Bankası Başkanımızla birlikte aslında bu iş 3-4 yıldır devam eden bir sürecin sonuçlanması diyebiliriz. Bu çalışmalarımız Katılım Bankaları Birliği'nin de gayretleriyle devam ediyor. Tabii bu dairenin kurulması katılım bankalarının likiditeye ulaşması anlamında ihtiyaç halinde çok önemli bir unsur ve yeni geliştirecek ürünler açısından da çok çok önemli. Zaten hükümetimizin verdiği destekleri biz bu alanda görüyoruz. Yine biliyorsunuz benzer bir dairede Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nde de kuruldu. Yani özü itibariyle baksana geçmişte BDDK'da yine benzer
girişimleri görüyoruz. Bildiğim kadarıyla Marmara Üniversitesi'nde de enstitü kuruldu. Hem yüksek lisans ve doktora düzeyinde. Var. Marmara Üniversitesi'nde var. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde var. Lisans seviyesinde bölüm açan üniversiteler var. Çünkü sistemin en büyük eksiklerinden bir tanesi insan kaynağıydı geçmişte hepimizin malumu. Yetişmiş insan kaynağı. Artık üniversitelerin yani lisans seviyesinde iki ya da üç üniversitemiz yanlış hatırlamıyorsam bölümler var. Yüksek lisans seviyesinde birçok üniversitemiz de var artık. Yani yüksek lisans ve doktora seviyesinde. Tabii bu gelişmeler çok çok olumlu. Sisteme artık daha yetişmiş ve hazır elemanların girişi söz konusu. Onlarla birlikte inşallah yeni ürünler, yeni fırsatlar hepimizi bekliyor. Gayret bizden, takdir Allah'tan. Evet. Tabii bir de İstanbul'un finans merkezi olma çabamız var. Bu anlamda inşaatlar da devam ediyor İstanbul Ataşehir'de. Siz de orada yer alacak mısınız ve katılım bankacılığına ne katkı sağlayacak bu merkez? Tabii o merkez katılım bankacılığından ziyade Türk ekonomisine ve Türk bankacılık sektörüne çok katkısı olacağını düşünüyoruz. Şu an itibariyle bizim orada bir yerimiz yok. Ama tamamlandığında eğer fiziken de mümkün olduğunda mutlaka bize de orada bir yer ayrılacaktır diye düşünüyorum ben. Biz hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Tabii finans merkezi İstanbul'un finans merkezi olması yolunda giderken biz önce aslında İstanbul'un İslami finansı merkezi olması gerektiğini düşünüyoruz. Hem ülkemizin yapısı itibariyle hem jeopolitik konumu itibariyle baktığınız zaman aslında önce İslami finansı merkezi ki bu da zaten global finans merkezi olma yolunda çok önemli bir adım ama nihayetinde de alınacak önlemler ve verilecek teşviklerle İstanbul'un global bir finans merkezi olacağı biz kesin gözüyle bakıyoruz. Evet. Bunu da hatırlatalım. Aslında İslami bankacılığın merkezi tahmin edildiği gibi İslam ülkeleri değil. Batı ülkelerinde çok daha etkin değil mi? Londra tabii baskın duruyor şu arada. İkinci olarak da Malezya tabii. Ama baktığınız zaman oralarda çok daha önce başlanmış. Bizim için daha yeni bir alan bu alan. Ama Türkiye'nin demin de söyledim hem ekonomik büyüklüğüne baktığınızda hem coğrafi konumuna baktığınızda aslında doğal bir merkez. O doğal merkezi yapacağımız teşviklerle biz hayata geçirip önce hani İslami daha sonra da çok kısa bir sürede global finans merkezi haline getireceğiz. Evet. Gelelim pandemi yılı bir şekilde bitirildi. 2021'de reel sektöre destekleriniz devam edecek mi sizin özelinizde ve katılım bankacılığı sektörü özelinde? Devam edecek şöyle söyleyeyim. Zaten biz hükümetimizin aldığı her tür karara destek veriyoruz. Önümüzde bir reform paketi açıklanması gündemde. Biz de sizler gibi heyecanla bekliyoruz. Paketten çıkacak konulara ülkenin tüm kurumları gibi biz de elimizden gelen desteği veriyor olacağız. Onun dışında da biz kendi içimizde vakıf katılım olarak 4İ dediğimiz aslında biz ona şimdi 5. dediklerimiz işte imalat, inovasyon, ihracat, istihdam. Yani bir dönüşe ithal ikameyi ekliyorum. Ya bu 5 alanda belki de en başta olması gerekiyor. Tabii 5 alan. Çünkü hepsi cari açığa. Aslında hepsi bizden evet. Cari açığa yönelik. Çünkü cari açığı kapanması bizim için çok çok değerli. Bu 5İ üzerinde biz müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri, programları dizayn ediyoruz ve bu alandaki müşterilerimiz özellikle KOBİ'lere, müşteriden kastımız hepsi müşterimiz ama çünkü KOBİ'lerin kalkındırılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ekonomisi KOBİ'ler üzerine yürüyen bir ekonomi. Nasıl şahıslar arasındaki gelir makasının daralması çok önemli bir unsursa ki Türkiye biliyorsunuz son 15 yılda bu makası en fazla daraltan ülke. Biz aynı şeyin tüzel kişiliklerde de KOBİ'ler lehine o makasın daraltılması adına KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yapma adına gayret ediyoruz. Bu konuda Exim Bank'la birlikte de bir takım çalışmalarımız var. İhracatçı KOBİ'lere yönelik. Devam da edecek. Evet. Siz tabii KOBİ'leri yakından takip ettiğiniz için ticaretteki son durumu da gözlemleyebiliyorsunuz. KOBİ'ler cephesinde çok büyük bir etkilenme var mı ve siz destek veriyor musunuz? Hani geleneksel bankacılar yağmursuz havada ne derler? Yağmurlu havada şemsiyesiz bırakırlar. Sizin cephenizde nasıl? Ya bizim mekanizmamızda zaten bizim sistemimiz rotatif bir sistem. O yüzden de her ay bizim müşterilerimizden geri ödeme söz konusu. Her ay büyüyebilmemiz için biz hem o geri ödemeyi kullandırmak zorundayız tekrar hem de üzerine ilave koymak zorundayız. Bu bisiklet çevirmeye benziyor. Konvansiyonel mekanizmadan biraz daha farklı. O yüzden de bizim hani sektörü desteklemememiz demek, durmamız küçülmemiz demek. Böyle bir şey de kendinize mümkün. Zarar. Aynen öyle. Böyle bir şey de zaten mümkün değil. Hani şemsiye hikayesine gelince de katılım bankacılığı aslında felsefe olarak bunun çok net bir şekilde reddeden bir mekanizma.
mekanizma. Çünkü biz kontrat üzerine işlem yapıyoruz. Siz bize bir taleple geldiğiniz zaman aramızda bir kontrat imzalanıyor. İmzalanan kontratın sebep ne olursa olsun tek taraflı değiştirilmesi mümkün değil. Hani kriz de çıksa, deprem de olsa sizinle hangi konuda anlaştıysak, hangi oranda, hangi vadede anlaştıysak vadenin sonuna kadar o şartlar geçerli. Yani işin özü olarak baktığınız zaman nakit akışını yapabilme adına konvansiyonel sistemden çok daha avantajlı bir mekanizma olduğunu çok net şekilde ifade edebiliriz. Evet. Pandemi hepimize bir şeyler öğretti. Katılım bankacılığına, genel bankacılığa neler öğretti? Şimdi şöyle, tabii pandemi hepimizin aslında alışkanlıklarını değiştirdi. Pandemi öncesine baktığımızda da bizler tüm bankacılık sektörü olarak dijital bankacılık tarafına çok ciddi manada yatırımlar yaptık, hepiniz malum. Fakat bu yatırımların semeresini görmek için aslında müşterileri ve işlemleri oraya göç ettirmek lazım. Tabii öncesinde bu işte başarılı olan bankalar var, olamayanlar var ama yeterli sektör olarak yeterli bir seviyede değildi. Çünkü insanlar dijital işlem yapmaktan çekiniyorlardı. Fakat pandemiyle birlikte az önce de farklı bir kanalda benzer şeyi söyledim. Hani can korkusu ya da hastalık korkusu aslında o dijital işlem korkusunun önüne geçtiği için her yaş grubunun çok hızlı bir şekilde adapte olduğunu hızlı gördük. Hızlı öğrendik. Dijital evet. Ve bunda genç yaşlısı. Da, aynen. En hazır sektöründe bankacılık sektörü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü biz bu süre içinde çalışanlarımızın %75'ini evden çalıştırdık. Devam da ediyoruz hala evden çalıştırmaya. Ve performansta bir düşüş görmedik. Hatta belli servislerdeki arkadaşlarımızın performansının ciddi manada arttığını gördük. Bankacılığın işlem maliyetlerini düşürme adına zaten yapılması gereken bir şey aslında doğal bir şekilde gerçekleşmiş oldu. Sistem zorladı zaten bunu, getirdi. Doğru. Her yaş grubu da çok hızlı adapte oldu. Zaten Türk insanının adaptasyon yeteneği gerçekten çok yüksek. Ben o manada pandemiden sonraki kalkınma dönemi diyeyim. O dönemde de yani Türk insanının buna çok hızlı adapte olacağını, her yönüyle Türk sanayisinin de Türk iş adamının da aynı özellikleri vakıflar zaten. Bu şartlarda çok hızlı bir şekilde ayağa kalkacağımızı ve pandeminin Türk ekonomisine pozitif etki edeceğini uzun vadede düşünüyorum. Bu %75 uzaktan, %25 şubede devam edecek her şey normale dönse de, ki umarım kısa sürede bu oranda devam etmeyecek ama edecek. Çünkü şunu gördük ki ofis ihtiyacını azaltabiliyoruz. Ortak ofis mantığını geliştirebiliyoruz. Altyapılar buna müsait. Yani pandemi öncesi böyle bir şey önerilseydi işte %3-5-10 personelle bunu test ederdik. Hı hı. Biz başlangıç itibariyle %50 ile test ettik. %75'e kadar çıktı. Pandemi sonrası da birçok sektör aslında benzer çalışmalarını devam ediyor. Esnek çalışma mekanizmasını sürdürüp o maliyet avantajlarından yararlanacağız. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum İkram Bey geldiğiniz için, katkılarınız için sağ olun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Ekonomi gündeminin bu bölümünde katılım bankacılığını konuştuk. Vakıf Katılım Genel Müdürü Sayın İkram Göktaş konuğumuzdu. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.